Merhaba arkadaşlar. 9. E, videomuz çözünürlük dengesinde ve çözünürlük dengesinde sıcaklığın etkisiyle ilgili uygulamalar yapacağız. Dolayısıyla burada aslında sıcaklık etkisinde neler oluyor, sistem nasıl değişiyor, bununla ilgili işlem ve yorum sorularını e, nasıl çözdüğümüzü öğreneceksiniz. İlk örneğimizde başlayalım. Suda az çözünen xy katısı için çözünürlük çarpımı değerleri verilmiş. İki farklı sıcaklıkta. Bir 20 derecede bir de 40 derecede. Bununla buna göre diyor bu katı ile ilgili soruları yanıtlayınız. Şimdi şöyle yapalım. E, 20 derecede KÇÇ değeri 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 7. Şunu bir virgülü kaydırayım arkadaşlar. 25 çarpı 10 üzeri eksi 8 yapalım. Bu 20 derecedeki değeri. 40 derecede ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olmuş. Yani sıcaklığı arttırdığınızda Kçç değeri azalmış. Bundan önceki videoda söylemiştik. Sıcaklık arttığında denge sabitinin değeri azalıyorsa bu katının suda çözünmesi egzotermiktir. Sıcaklıkla K doğru orantılıysa endotermik, sıcaklık ve K ters orantılıysa değişiminiz egzotermik olur. Peki yani grafiği de hatta şöyle çözünürlük sıcaklık grafiği egzotermik çözünen bir katıdan bahsediyoruz. Sıcaklık arttırıldığında da çözünürlüğü azalacak. B'ye geldim. Her iki sıcaklıkta doymuş çözeltilerinin derişimlerini hesaplayın diyor. Peki, şimdi X'ye katısı suda X artı iyonları sudaları yazmadım ve Y eksi iyonu vererek çözünüyor. 20 derecede bunun çözünürlüğüne A mol bölü litre desem iyon derişimleri a mol bölü litre ve a mol bölü litre olur. Çözünürlük çarpımı nedir bu katının arkadaşlar? X iyonları derişimi ile Y iyonları derişiminin çarpımıdır. Şimdi 20 derecede KÇÇ değerimiz 25 çarpı 10 üzeri eksi 8'di. Bu da A çarpı A'ya yani A kareye eşit olur. Bu durumda bu sıcaklıkta çözünürlüğünü 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre buluruz. Bu 20 derecedeki çözünürlük değeri. 1 litre de bu kadar mol çözünüyormuş. Peki şimdi şey yapalım. 40 derecedekine bakalım. 40 derecede çözünürlüğüne de B mol bölü litre diyeyim. Ay, şurası olmadı bir. Şurada litre tamam. O zaman B mol bölü litre ve B mol bölü litre bu sıcaklıkta çözeltiye verilen iyonların derişimi olur. Şimdi bunları bu sıcaklıktaki 40 derecedeki KÇÇ değerinde yerine koyarsak yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir B çarpı B'ye yani B kare edersek buradan da B değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre bulduk. Zaten bakın 20 derecede 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 40 derecede 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Sıcaklığı arttırdığımızda çözünürlük azalmış. Demek ki egzotermik çözünen bir katıymış. Derişimlerini de hesapladık. Derişim dediğimiz şey çözelti derişimi aslında çözünürlüğü. Şimdi C'ye geldim. Diyor ki 20 derecede hazırlanan 1 litre çözeltiyi 40 dereceye ısıtırsam kaç mol katı çöker? Şimdi 20 derecede çözünürlüğünü bulmuştuk ya. 1 litrede ne kadar mol çözünüyordu arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözünüyordu. Burada bulduk. 40 derecede 1 litrede 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol katı çözünebiliyordu en fazla. O zaman doymuş çözeltiyi siz 20'den 40'a ısıttığınızda bu aradaki fark yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bu kadar katı dibe çökecektir. Yani Sıcaklık ve K değerlerine bakıp endom egzom olduğunu bulduk. Sonra farklı sıcaklıklarda çözünürlük değerlerini bulduk ve dibe çöken katıyı da aradaki farktan hesapladık. Gelelim ikinci sorumuza. XY katısının suda çözünme denklemi aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre bu katıyla T derecede hazırlanan, bakınız yandaki çözelti yani katısıyla dengede sulu çözeltinin sıcaklığı artırıldığında Hangileri artar? Peki, şimdi delta H sıfırdan büyük olduğuna göre bu katının suda çözülmesi endotermiktir. Yani ısı alarak çözülecek. X artı iyonları ve Y eksi iyonları. Yaptığımız işlem arkadaşlar sıcaklığı artırıyorum. Şimdi sıcaklığı artırmam için sisteme ısı verdim. Dolayısıyla bu sistem ısıyı kullanmalı ki sıcaklığı düşürsün. O zaman denge iyonlaşma lehine bozuldu diyebiliriz. Ya da yine şu grafikten katının çözünmesi endotermik olduğuna göre çözünürlük sıcaklık diyeyim. Ne yapmış oluyoruz? Sıcaklığı arttırdığımızda katının çözünürlüğünü arttırmış oluyoruz. Ve bakın dipte de katı var. O zaman bu katının bir kısmı daha çözeltide çözünecek. Sıcaklığı arttırdığımda denge iyonlaşma lehine yani çözünme lehine bozulduğuna göre arkadaşlar çözünme lehine diyeyim. O zaman katının çözünürlüğü arttı. KÇÇ değerini doymuş çözeltide bulunan iyon derişimleriyle hesapladığımıza göre çözünürlük arttığı için doymuş çözeltideki iyon derişimleri artacağına göre çözünürlük çarpımının değeri artar. Yine sıcaklığı arttırdığımda dipteki katının bir kısmı daha çözüneceğine göre çözeltinin içerdiği iyonların derişimi de yine artacaktır diyoruz. Yanıtımız da 1, 2 ve 3 olacak. Üçüncü örneğimiz. Aslında bir önceki örneğe benziyor. Bir farkımız var. Az önceki örneğimiz doymuş bir çözeltiydi ve dipte katı vardı. Buradaki çözeltimiz ise doymamış bir çözelti. Peki. Bakalım. Şimdi katımız bir kere endotermik çözünüyor. Çok güzel. Yani sıcaklık arttığında çözünürlüğü artan bir katı. Çözünürlük, çözünürlük, sıcaklık diyelim. Tabi burada aslında dipte katı olmadığı için bir dengeden de bahsetmiyoruz. Olsun. Şimdi sıcaklığı arttırdım. Bir kere bu endotermik çözünen bir katı olduğuna göre arkadaşlar sıcaklığı arttırdığınızda katının çözünürlüğünü artırmış olursunuz. Çok güzel. Çözünürlük arttı. Yani daha fazla madde çözer duruma getirdik potansiyel olarak. Şimdi bir önceki örnekte çözünürlüğü arttırmıştık ve dipte katı vardı. Onu çözmüştü. Ama burada katımız yok. Dolayısıyla evet biz potansiyel olarak daha fazla madde çözer duruma getirdik ama çözebileceği madde olmadığı için ve ısıtılma sırasında buharlaşmayı yani hacim değişimini de ihmal ettiğimize göre X iyonları derişimi değişmeyecek. Hatta derişim mol bölü hacimden de bakacak olursak içinde çözünen katı miktarı değişmiyor. Hacim de değişmiyor. Dolayısıyla iyonların derişimi arkadaşlar değişmeyecek. Tekrar söyleyeyim. Evet sıcaklığı arttırdığımızda endotermik çözündüğü için daha fazla madde çözer duruma getirdiniz ama çözecek maddesi yok. O yüzden iyon derişimleri değişmedi. Şimdi gelelim KÇÇ'ye. Buradaki önemli nokta. Şimdi arkadaşlar biz çözünürlük çarpımının değerini doymuş çözeltideki iyon derişimleriyle hesaplıyoruz. Ki iyon derişimleriyle. Yani çözelti ister doymuş olsun, İster doymamış olsun, o sıcaklıkta belli bir KÇÇ değeri vardır. Bana maksimum ne kadar çözünebileceğini gösteren bir değer. Şimdi burada da sıcaklığı arttırdığımda, evet, dipte katı yoktu, katıyı çözemedi. Ama sıcaklığı arttırdığımda çözünürlüğünü arttırdığıma göre çözünürlük çarpımının değerini de yine arttırmış olurum. Yani çözünürlük çarpımı aslında bizim hazırladığımız çözeltinin içindeki iyonların derişimine bağlı değildir. Çözünürlük çarpımı doymuş çözeltideki iyon derişimleriyle hesaplanır. Belli bir sıcaklıkta sabit bir değeri vardır. Ondan sonrasında bizim hazırladığımız çözelti doymuş da olsa doymamış da olsa o KÇÇ değeri sabittir. O nedenle burada ısıttığımda çözünürlük arttı, ısıttığımda çözünürlük çarpımının değeri arttı, ama çözebileceği katı olmadığı için iyonların derişimleri değişmedi. 1 ve 3 bizim artan niceliklerimiz oldu. Evet bu videoda son örneğimiz ve sıcaklık etkisiyle görebileceğiniz örnek tipleri bunların üzerinden döner arkadaşlar. Şimdi der ki x iyonik katısı ile 25 derecede katısı ile dengede doymuş çözelti hazırlanıyor. 1. 25 derecede çözeltimiz var. E, hatta şöyle diyeyim katısıyla dengede yani iyonlarımız var. Dipte de katı var. X, Y. Sonra bunu diyor 35 dereceye ısıttığımızda yani 25'ten 35 dereceye ısıttık. Sıcaklığı artırdık. İyonların derişimleri azalıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Bir kere arkadaşlar sıcaklığı artırdığımızda X iyonları derişimi azalıyorsa bu iyonların Bununla birlikte tabii ki Y'nin de dibe çöktüğünü gösterir. E şimdi iyonlar dibe çöküyorsa demek ki sıcaklığı arttırdığımızda bu katının çözünürlüğü azalmış olmalı. Çözünürlüğü azalacak ki iyonlar dibe çökecek. Nasıl bir çözünme olmalı bu durumda? Egzotermik çözünme olmalı. Hatta grafiğinden de şöyle bakacak olursak sıcaklık çözünürlük değişiminden Egzotermik değişimde sıcaklık ve çözünürlük ters orantılıydı. Bakınız burada sıcaklığı artırırsanız çözünürlük azalıyor olduğu için iyonlar katı halde dibe çökecek demektir. Pekala. Şimdi egzotermik olduğunu bulduk. Kçç'ye bakalım. Bir kere egzotermik değişimde sıcaklık arttığında Kçç değeri azalıyordu. Yani sıcaklık ve çözünürlük sabitinin, çözünürlük çarpımının değeri ters orantılıydı. Hangi sıcaklıkta daha fazla olmalı o zaman? Sıcaklığın daha düşük olduğu sıcaklıkta KÇÇ değeri daha fazladır. Evet 25 derecede KÇÇ'si daha fazladır. 2 doğru. Sıcaklık artırıldığında çözünürlüğü artar demiş. Hayır biz bunun egzotermik çözünen bir katı olduğunu, sıcaklık arttığında çözünürlüğünün azaldığını bulmuştuk. Dolayısıyla Hangileri doğrudur arkadaşlar? Bir ve ikinci önermeler doğru olur. Evet arkadaşlar sıcaklık etkisiyle yapacağımız örnekler bunlar. Bundan sonraki videolarda da ortak yön etkisine bakacağız. Görüşmek üzere.